Selam arkadaşlar. Bugün yine dağların zirvesine çıktık. Birlikte geziyoruz. Arkadaşlar bugün de çok mükemmel bir yere geldim. Burada şeytan kayası var dostlar. Hemen yukarılarda. Tabi oralara da gideceğiz. Ama alt taraflarında dikkat çeken nişangah gibi taşlar var. Onları da size önce bir göstereyim. Bakın hemen şu altta duran kaya büyük bir kaplumbağa işareti gibi. Hemen şu baş tarafı ve arka bölümleri ve en üst tarafta da şeytan kayası. Bakalım oraya nasıl gidebiliriz? Dostlar hemen şöyle bir alttan gitmeye çalışalım. Evet, bu da şeytan kayasının alt bölümleri. Buralar gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı tahrip edilmiş. Ve hemen önümde de dikkat çeken bu çalıların arasında kare bir kaya var. Artık burası nedir? Altı toprak. Dikkatimi çektiği için sizlerle paylaştım. Şu anda şeytan kayasının alt taraflarındayım. Bakın burada da ölü çiçekleri var. Şuradan geçebilirsek. Evet, hemen şöyle bir çıkalım. Şurada da bir kayamız daha var. Orada bir inceleyelim. Bakalım buralarda neler var. Hemen bu şeytan kayamızın altında çok büyük bir kaya parçası. Kaya mezar olması ihtimali olabilir. Çünkü kaya yapısı müsait. Bakalım herhangi bir işaret bulabilir miyiz, ama önce dikkat çeken yerler var. Onları sizinle paylaşayım dostlar. Bakın hemen şurada bir kaya var. Sanki üstünde bir kapak yerleştirilmiş gibi. Nereden geçebiliriz? Hemen şuradan dalalım bakalım. Evet, nihayetinde şeytan kayasına geldik. Buraları gördüğünüz gibi dostlar bayağı elden geçirmişler. Burası tabi yol üzeri olduğu için bayağı dönem soygunu yemiş burası. Ama ufak tefek bir şeyler var mı? Bir gezelim bakalım. Şu kayanın ortasında dikkat çeken yerler var. Bakın hemen. O kadar güzel bir yer ki dostlar. Hangi tarafını göstereceğim şaşırıyorum, ama ne yazık ki burası bayağı hırpalanmış. Hırpalamışlar burayı. Şöyle bir yandan da göstereyim. Tabii dostlar böyle gezerken bazı yerleri görmeyebilirim. Benim görmediğim yerler varsa videomun altına yazın. Hemen şuraya bir bakalım.
kayanın alt bölümünde bir kaya parçası. Biliyorsunuz bunlar, bu kaya parçaları ne kadar yüksekteyse bir o kadar da aşağıda olabilir. Asıl mezar odası veya da asıl zemin odası altlarda olabilir. Burası da bu kaya parçasının üst tarafı. Hemen şu üstte de bir V işareti var. Bakın. Biraz silinmiş. Ama daha da güzel gözüküyor. Evet, devam edelim bakalım. Başka neler görebiliriz bu şeytan kayasında. Üst tarafında da tabi ufak tefek el işçilikleri, murç izleri, buna benzer şeyler var. Ve hemen ön tarafında da şöyle bir taşların etrafını kapatmaya çalışmışlar. Artık niye kapatıyorlar buraları bilmiyorum. Burası gördüğünüz gibi bir patika yol. Gelen geçen yok. Bir dağın tepesi. Bakın hemen şu gördüğünüz yerde de bir işlem yapmaya çalışmışlar. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın. Ve hemen yanı başında bir yer daha. Şöyle küçük küçük giriş yapmaya çalışmışlar. Tabii arkadaşlar, dediğim gibi burası bir yol üzeri olduğu için ne yazık ki böyle yerleri rahat bırakmıyorlar. İlle de bir buraları kurcalıyorlar. Artık burada bir şey olduğunu sanmıyorum dostlar. Çünkü burada binlerce kavim gelmiş geçmiş. Yani her kavimde bir kişi burayı ellerse demek ki günümüze kadar buralar bayağı yıpratılmış. Hemen şurada bir dikkatimi çeken yer oldu. Şöyle bir göstereyim. Gerçekten mükemmel bir yer. Tabii çok fazla elde geçtiği için yıpratılmış bir yer. Ama yine de geri kalan kalıntıları sizlerle paylaşmak istedim. Görün istedim. Genelde böyle yerlerin yerini söylemem. Ama söylesem de zaten buraları harap etmişler. Bu saatten sonra bu gibi yerlere ne gibi bir yararımız olur? Pek olacağını da sanmıyorum. O yüzden sadece videomu çekip buradan gitmek istiyorum dostlar. Bakın her taraf moloz yanının içinde. Bayağı yıpratmışlar. Ve böylece devam edip gidiyorlar. Şu bir dağ yolu, bir orman yolu. Göstereyim her tarafını. Ve burada bir tek kaya burası var. Onu da detaylısıyla her tarafını gösterdim. Benim göremediğim yerler varsa arkadaşlar
videomun altına yorum olarak yazarsanız. İnşallah beğenmişsinizdir bugünkü videomuzu. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum ve yolumuza devam dostlar.